İzleyicilerimiz şimdi geçerik bizimle şahsiyet ve terasına. Ondan sonra tekrardan dönük burada karşınızda olduk. Haziran 1934 tarihinde Kerkük'ün Dakuk ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kerkük'te tamamladı. 1954 yılında ise İlkokul Öğretmenleri Enstitüsü'nden mezun oldu. Daha sonra da Dakuk ilçesinde öğretmen olarak göreve başladı ve bu göreve 6 yıl devam etti. 1960'lı yıllarda ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İrşad Bakanlığı'na transfer edildi. Daha sonra da mütercim olarak Kültür Enformasyon Bakanlığı ile üniversitede çalışmaya başladı. 1956 yılında edebi hayatına tercüme ile başladı. 1958 ve 1962 yıllarında Kerkük'te yayınlanan Şafak Dergisi ve Bağdat'ta yayınlanan Kardeşlik Dergisi'nde öykücükler yazmaya başladı. Arap ülkelerinin ilk folklor dergisi olan Turat-ı Şabi'yi 1962 yılında Bağdat'ta çıkarmaya başladı ve daha sonra derginin başyazarı oldu. 1964 ve 1966 yılları arasında Irak Enformasyon Bakanlığı'nın denetim heyetinin başkanı oldu. 1966 yılında ise Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nde basın ateşiliğinde göreve başladı. Ankara'da göreve başladığında Mustansırye Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıftaydı. Dolayısıyla üniversite eğitimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde intikal ederek devam etti. 1969 yılında ise okuduğu üniversiteden mezun oldu. 1972 yılında Irak Enformasyon Bakanlığı'nda basın müdürü olarak göreve başladı. 1974 yılında ise Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı. 1975 yılında ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde Irak Anayasalarında kitle haberleşme özgürlüğü ile ilgili bir doktora tezi hazırladı. İletişim konusundaki doktorasını aldıktan sonra Bağdat Üniversitesi İletişim Fakültesine atandı. 1976 ve 1982 yılları arasında çıkardığı İletişim Gazetesi'nin başyazarı oldu. 1981 yılında ise Arap dünyasında ilk iletişim araştırması dergisi olan Havliyat-ı İlem adında bir dergi çıkardı. 1982 yılında ise Bağdat'ta Edebiyat Fakültesi İletişim Bölümü Başkanı olarak seçildi. İletişim hukuku eseri hem Irak'ta hem de Arap üniversitelerinde temel ders olarak okutuldu. 1985 yılında ise emekliye ayrıldı. Daha sonra da bir grup akademisyen arkadaşlarıyla birlikte Funun adında Bağdat'ta özel bir tercüme ve basın yayın evi kurdu. İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'tan Avrupa'ya göç etti. 1993 ve 2000'li yıllar arasında Türk üniversitelerinde ve Diyanet Vakfı yüksek lisans öğrencilerine Arap dili ve edebiyatı ile ilgili dersler verdi. 1996 yılında ise Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Eğitimi Dairesi'nin bilim kurulu üyesi oldu. 2000 yılında Türkiye'den Viyana'ya göç etti. 2003'te ise İletişim Araştırmaları ve Kültürel Uzantısı Bilim Merkezi'ni kurdu. Bu merkezde çeşitli alanlarda 28 Avrupalı, Arap dünyasından ve Irak'tan profesörler vardı. Arapça, Türkçe ve İngilizce, dil, edebiyat, iletişim, hukuk ve sanat alanında 35 adet kitabı mütercim ve müellifidir. Bilimsel araştırmaları Arap ve yabancı dergilerde yayınlandı. Dergilerin isimleri ise Ahram, İttihat, Şarkıl Avsa, Türk Solu, İstanbul'da yayınlanan İngilizce Hivar Dergisi ve Yugoslavya'da yayınlanan Sahafa Dergisi'nde yayınlanmaktaydı. 2005 yılında ise Tunus'ta düzenlenen 16. Arap Düşünce Konferansı'nda kendisine Şeyhül Bahseyn yani araştırmacıların şeyhi lakabı verildi. Ocak 2016 yılında ise 44 Arap ve Araplaşan bilim adamı, şair, araştırmacı ve mütercim ile birlikte Uluslararası Arap Dilcileri ve Mütercimleri Cemiyeti tarafından ödüllendirildi. Haziran 2016 yılında ise Uluslararası Arap Dilcileri ve Mütercimleri Cemiyeti tarafından Hakemler Konseyi'ne seçildi. Viyana'da İletişim Araştırmaları ve Kültürel Uzantısı Bilim Merkezi'nin kurucusu başkanı olarak çalıştı. 17 Ocak 2008 yılında ise Viyana'da vefat etti.